Merhaba, ben Arturo Pastori. Bana artist diyebilirsiniz ya da art diyebilirsiniz. Şimdi sanat tarihinde bir yolculuk yapacağız. Başrollerde ben varım. Evet, bir de Arturo'nun eli var tabii. Peki bu kafanın devamı nerede ha el? Bir sürü insan burada beni seyrediyor, tamam mı? Ben de az solistin elinin keyfini bekliyorum. Olamaz. Evet. Ah tamam, oldu işte. Evet. Anlaşılan şimdi Orta Çağ ve Bizans dönemi hakkında konuşacağız. Çok uzun bir zaman ve sayısız savaş sonrası Roma İmparatorluğu bu geniş toprakları elde etti ve korumayı başardı. İmparator Theodosius tahta geçtiğinde Portekiz'den Filistin'e kadar uzanan geniş toprakları yönetiyordu. Roma İmparatorluğunda tahtın kime geçeceği hep bir sorun olmuştur. Theodosius için de öyle oldu ve iki oğlu arasında kaldı. Yoksa kalmadı mı? 395 yılında Theodosius oğullarından birini seçmek yerine imparatorluğu ikiye böldü. Batıyı Honorius'a verdi. Biz buna Batı Roma İmparatorluğu diyoruz. Doğuyu da Arkadius'a verdi ve buna da Bizans İmparatorluğu diyoruz. Aslında her iki imparatorluk da kendini Romalı olarak görüyordu. Ancak batıda Latince, doğuda ise Yunanca konuşuluyordu. Başından itibaren Batı Roma İmparatorluğu barbar kavimler tarafından kuşatılıyordu. Hunlar, Gotlar, Vandallar ve Franklar Batı topraklarını teker teker işgal ettiler. Roma'yı yağmalamak bir tür barbar eğlencesi haline geldi. Vandalların etrafı yakıp yıkması ve uyguladığı şiddet vandalizm kelimesinin kökenini oluşturdu. Ah, ne vuruyorsun ya? Oldukça zor ve karmaşık bir dönemdi. Theodosius'un ölümünden sadece 81 yıl sonra Batı Roma İmparatorluğu yok oldu. İmparatorluk farklı ülkelere bölündü. Bu ülkeleri birleştiren tek güç ise Katolik Kilisesi ve Papa'ydı. Diğer tarafta Bizans İmparatorluğu ise 1000 sene daha varlığını korudu. 730 yılında İmparator Leo, ikonoklazm olarak bilinen hareketi başlattı. İkonoklazm, 10 emirin katı bir yorumu ya da İslami kültürün artan etkisi sonucu ortaya çıkarak dini tasvirlerin yapılmasını ve onlara tapınmayı yasaklar. İkonoklastlar resim ve heykelleri kaldırdılar ya da imha ettiler. İşte orada bir tane var. Hadi bu taraftan yürüyün. Tamam, hallettim komutanım. Orada bir tane daha var. Git indir onu. Hadi. Ah, çok geç kaldık. Evet, işte orada var. Durdurun onu. Hemen durdurun onu. Acele et, hadi. Hadi hemen. Götürün bu serseriyi buradan. İkonoklazm sonrası Bizanslı sanatçılar sadece uygun görülen eski tasvirlerin kopyalarını yapabiliyorlardı. Ben bir kopyanın, kopyasının, 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 kopyasıyım. Roma'da ise Papa II. Gregory ikonoklazmı reddetmiş ve din dışı ilan etmişti. Hatta ikonoklazmı aforoz eden bir mektup da gönderdi. Bu bir Bizans kafiri. Aforoz edin şunu. Hadi! Sonuç olarak batıdaki sanatçılar daha fazla yaratıcı özgürlüğe sahipti. Kilise sanatın koruyucusuydu. Bu yüzden de Orta Çağ sanatı çoğunlukla dini temalardan oluşuyordu. Orta Çağ'ın sonlarına doğru batılı sanatçılar farklı görsel deneyimlerle ilgilenmeye başladılar. Zaman içinde daha inandırıcı ve daha güçlü tasvirler yaratmak için çalıştılar. Sonunda insanları ve doğayı daha gerçekçi resmetmeyi başardılar. Ben Arthur. Benimle sanat tarihine bir başka büyüleyici yolculuğu paylaştığınız için teşekkür... daha bitirmedim. Dur, ne yapıyorsun? Bitirmedim.